Evet kıymetli dostlar, golbar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yeni videomuza hoş geldiniz. Bir beğeniyi çok görmesini seviniriz. Beğenmeyen cincinli olsun. Şimdi Acun Ilıcalı'nın epey sözleri var. Ben hani derlemek istedim, toparlamak istedim ama hani neresinden başlayayım bilmiyorum, neresine şey yapayım bilmiyorum. Çok uzun sözler ama hızlı bir tur yapayım size, sonra da fikirlerimi beyan edeyim arkadaşlar. İlk olarak 3-4 dünya yıldızı gelecek. Şimdi önce arkadaşlar Ali Koç'un listesinde yer aldığını belirteyim Acun Ilıcalı'nın. Ve Ekol TV açıklamalarda bulunmuş. Mourinho'nun koşa koşa geldiğinden bahsediyor. Hayır, uçakla geldi diye biliyorum ama. Neyse, koşa koşa geldi diyorsa koşa koşa gelmiştir. Bu Fenerbahçe'nin farkı diyor. Hocamız futbola aşık. Yani 10 cümlesinin 9.5'u futbolla ilgili oluyor diyor. Zeka konusunu konuşmamıza gerek yok zaten. Bu taraftar artık mutlu olmayı hak ediyor. Ben beraber mutlu şeyler yaşayacağız diye düşünüyorum diyor. Yani Ali Koç doğruyu yapıyor. Söz verip tutmamaktansa söz vermeyip başarıya getirmek daha değerli. Aylar öncesinden gerçekleşen bir görüşme vardı. Takımımız 99 puan toplamış. Üzerine 3-4 tane dünya yıldızı geldiğini düşünün. Bir de bu hoca var. Fenerbahçe'nin ekonomik olarak yönetiminin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Kendi alanlarında çok önemli isimler bir araya geldik diye düşünüyorum. Bu kadar kuvvetli bir yönetimden zaten ortaya büyük bir enerji çıkar. Beni biraz kablo gibi düşünün. Bu enerjiyi sahaya yansıtmakla görevli gibi hissediyorum kendimi. Elimden geldiğince ilişkilerdeki yeteneğimle insanların birlik olmasını sağlamaya çalışacağım. Birlik olduğum zaman da Fenerbahçe'nin önünde bir engel durabilecek bir engel olduğunu düşünmüyorum. İlk olarak bunu çözmesi lazım. Birliği sağladıktan sonra Türkiye'nin en kuvvetli camiasının Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Maddi olarak bu net bir şekilde ortada. İnşallah bu maddi gücümüzü sahaya yansıtacağımız hoca olarak ortaya koyduğumuz isim ortada zaten. Kadro olarak da Fenerbahçe'nin gördüğü en kuvvetli kadronun sahada olacağını düşünüyorum. Beni zorla söyleteceksiniz ama söylemek zorundayım. Geliyoruz. İnşallah geliyoruz. Ama büyük geliyoruz yani demiş. Hadi inşallah. Şimdi Aziz Yıldırım'a yönelik de açıklamaları var. Kendisi hakkında bazı şeyler söylemiş. Adnan Oktar suçlaması. TV 100 programında az önce konuştum diye bir program varmış. Orada Aziz Yıldırım'ın Adnan Hoca'cı suçlaması için ne diyeceksin? Çok üzücü diyor. Hani çok, başkan da çok istiyor olabilir. Seçimde hezimetle ayrıldı. İçinde bir şeyler yaşıyor olabilir. Ancak başkan olabilmek için bir Fenerbahçe'yi karalamak bana üzücü geliyor. Fenerbahçe'nin sorunu bu içerideki kavgalar. Suçlama çok çirkin olduğu için cevap vermek durumundayım diyor. 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa bu art niyet. Yani daha önce 35 yıl önce görüştüğümüz açıkladım. Bir sohbet için gittim. Fakirlere yardım edip insanlara destek ol gibi Müslümanlığın güzel yanlarıydı. 18 yaşındaydım. Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde Fenerbahçe'yi kendi programımda ağırladım. Amacım Fenerbahçe'ye yardım etmekti. Hani Aziz Yıldırım'a bayılıyordum da ondan yapmadım. Kendi başkanlığında Acun çok iyi. Sonra Acun çok kötü diyor. Ali Koç başkan olduğunda aradı. Kampanya yapmamızı istedi. 3 günde 20 milyon euro topladık. Kanalımı Fenerbahçe için kullandı. Benim amacım Fenerbahçe'ye yardım etmek. Beni neden karalıyorsun? Senin karalamanla bir şey olmaz diyor. Mourinho ile ilgili Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan. 3 gün görüşemediler. İrtibat kuramadılar. Mourinho bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi. Ulaşamadılar. Anlaşma falan yok. Londra'da görüşmüşler. Projeye Ali Koç'a baktı. Kabul etti adam diyor. Aziz Yıldırım döneminde 600 milyon euro zarara uğradı kulüp. Aziz Yıldırım'ın alacağı yok. Paranı al git 600 milyon euro batır. Sonra gel yeniden başkanlık yap. Bir de üstüne devamlı posta koyuyor. O dönemler geçti. İnsanlar böyle bir insan görmek istemiyor. Ona FETÖ'cü, buna Adnancı diyor. Bunları yapıp başkanlığa aday olabiliyorsan bunlara cevap vereceksin. Keşke buraya otursa da 600 milyon euroya cevap verse. Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez. Konuşamaz. Ali Koç ile tartışmaya çıksın canlı yayında. Hiçbir şey bilmediğimi söyleyeceğim diyor. Yani herkes kendi çapında haklı. Cumhurbaşkanlığı Fenerbahçeli derdi yok. Benim asıl ilgilendiğim kısım burası. Biz içteki çatışmaları hallederiz bir şekilde. O buna kızar, bu buna küfreder, o buna FETÖ'cü der, o buna TÖTÖ'cü der, o buna KETÖ'cü der, o buna KETE'ci der, o buna ZETE'ci der. Ama biz içteki şeye.
Şimdi Ali Koç'un yönetimine girdi Acun Ilıcalı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fenerbahçe'nin ilişkisi hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Arkadaşlar aylardır ne diyorum? İnsanlar şunu söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti oldukça Fenerbahçe şampiyon olmaz diyor. Bunu aslına bakarsanız Ali Koç da söylüyor. Ben varken bizi şampiyon yapmayacaklar diyor. Adresleme olarak herkes siyasi iktidarı gösterdiğini düşünüyor. Ya hocam sen de kuruntulu adammışsın demezsiniz herhalde değil mi arkadaşlar? Ben kurmuyorum da bunu. Hepiniz herhalde aynı şeyi düşünüyorsunuz. Aptal değilsiniz, aynı şeyi düşünüyorsunuz. Kim kafayı bize kim takacak? Ya Çevre ve Şehircilik Bakanı mı takacak kafayı? Gerçi o da iyi bir Kayseri sporludur ama. Ne bileyim yani tiyatro genel müdürü şey mi bakacak? Sağlık Bakanı mı bakacak? Ya kim bizimle derdi olacak? Diyor ki arkadaşlar önümüzdeki sezon adil bir lig olacak. Tamam o zaman şampiyon Fenerbahçe arkadaşlar yazın. Harbi yazın. Lig adil olsa şampiyon Fenerbahçe'dir. Bitti. Ne Antalya Spor maçında Galatasaray'a hediye 3 puan verilir. Ne haftalar boyunca Kerem'in, Barış Alper'in yemesi gereken kırmızılar ve sarılar es geçilir. Ne anasına küfredilen hakem Arda kardeşler, bacısına küfredilen hakem Halil Umut Meler Galatasaraylı futbolculara kart göstermemezlik yapar. Adil olursa zaten Fenerbahçe şampiyon olur. Yazın. Suni bir ortam yaratıldı diyor. Bu suni ortamın üzerinden gelecek bir takım kuracağız. Yakında bir basın toplantısı yapacağım. Anti Fenerbahçe sistemi suni bir sistem. Bu işin içine Cumhurbaşkanımızı da soktular. Oradan başladığı iddia edilen Fenerbahçe'ye karşı bir operasyon yapıldı. Bunun sebebi tamamen art niyetli bir oluşumun işin içine Cumhurbaşkanımızı sokması ve her kesimde karşısına çıkması. %200 eminim Cumhurbaşkanımızın Fenerbahçe ile ilgili bir problemi yok. Bence var. Bence Cumhurbaşkanı'nın Fenerbahçe'yle ciddi bir problemi var. Yani niye biliyor musunuz bence var? Tırnak içinde söylüyorum. Koskoca Ali Koç yalan mı söylüyor? Acun Ilıcalı'nın anlattığına bakın. Sanki Galatasaraylılar üretti bunu. Bunu Aziz Ali Koç söylüyor. Bunu ben söylemiyorum. Eli cebinde Cumhurbaşkanı'yla muhabbet ediyor. Sonra diyor ki bize böyle böyle yaptı. Ya bazen insanları iyi kullanmak gerekir. Ha, kullanmak derken ilişkileri iyi kullanmak. Ama bak devamını dinleyin. Cumhurbaşkanı spor aşığı, futbol düşkünlüğü var ve Fenerbahçeli yalan yanlış sözlerle belli kesimler etkileniyor ve sisteme sokuluyor. Hakem Fenerbahçe lehine hata yaptığında bir daha maç göremiyor. Bir daha maç yapıyor, bir daha yapıyor, 10 maç göremiyor. Fenerbahçe lehine olabilecek bir pozisyonda kararını aleyhte vermez misin? Bunun adı kusursuz cinayet. Derbideki hakem yönetimine Galatasaraylılar bile bak Galatasaraylı dostlarım isyan etti. Türk futbol tarihinde böyle katliam görmedim. Öyle bir atıyorsun ki adamı VAR devreye giremiyor. Bu ne vicdansız karttır diyor. Şimdi Acun Ilıcalı madem arkanda güç var. Arda kardeşler, Halil Umut Meler bunları atın. Bunların artık insanlığını şunu bunu geçtim. Gerçekten geçtim. İnsan olmasının insani vasıflarını. Bunlar Fenerbahçe düşmanı hakemler benim gözümde. Volkan Bayarstan yıllar önce Trabzon'da dövdüler. Trabzonspor Fenerbahçe maçında 4. hakemdi. Maçı iptal ettirmeyen hakemlerden biriydi. En son 1461 Iğdır maçında 1461'in hakkını mı yemiş bir şey olmuş. Ana avrat küfürler ediyorlardı yine. Neyse Acun diyor ki her şeyimi koymak için buradayım. İletişimle bunu çözeceğiz. TFF ile ilişkileri düzelteceğiz. Bakın bu cümleler iyi dinleyin buraları. Ankara ile Fenerbahçe'nin arası kötü havaları yaratılıyor. Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'nı bilgilendireceğim. Dönem dönem kendisiyle konuşuyorum ve Fenerbahçe ile ilgili negatif bir şey yok. Geçen konuştuğumuzda kadın voleybol takımının maçını anlattım. Ben izlememişim. Spora böyle düşkün. Fenerbahçe ile ne düşmanlığı olsun? Bunlar şehir efsaneleri, hikayeler anlatılıyor. Ne gücüm varsa, ne ilişkim, ne ve bağlantım varsa, bakın, ne gücüm varsa, ne ilişkim ve bağlantım varsa hepsini kullanacağım bir şekilde. En güvendiğin şey taraftarın bana olan sevgisi. Jose Mourinho imza töreninde adımı bağırdılar. Tüylerim diken diken oldu. Biz bu güçle bunu yapacağız. Fenerbahçelilerin gücüyle yapacağız diyor. Ya bu Acun Ilıcalı bir video hazırlamıştı. Sonra Galatasaraylılardan özür mü dilemiş ben hazırlamadım diye. Ben öyle bir şey duydum ama bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Diyor ki
Ali Koç'un ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar lafı bir isyan cümlesi. Başkanımızın yapılan haksızlıklarda geldiği isyanın seviyesi. Lanet olsun böyle şey olur mu tepkisinin başka bir hali. Zaten böyle olduğunu düşünse atlar teknesine, uzanır ve başkanlığı bırakır. Böyle bir şey olmadığına göre bu gerçek mi isyan mı insanların anlaması lazım diyor. Benzema listemizde yok diyor. Yani bu arada yönetime girmemdeki en büyük sebep Ali Koç diyor. 7-8 yaşından beri sevgim sürüyor. Ali Koç canıma gelip gel dedi. İşlerin iyi gitmişken kabul ettim. Ben böyle bir ekip görmedim diyor. Jose Mourinho, Mario Branco, Ahmet Ketenci, Ali Koç beraber futbol bölümünü sırtlayacağız gibi görünüyor ki. Seçimi kazanırsak 15 gündür Branco ile sürekli çalışıyoruz. Mourinho'nun gelmesiyle birlikte futbolda bu kadar anlayan bir ekip ben görmedim diyor. Mourinho fikri Branco'dan çıktı bu arada. Yani yaklaşık 2 ay önce paylaşmış bu fikri. İlk teması da onun bilgisiyle yapmış. Ben bu futbolda şunu anladım. Herkes konuşur, birisi gider alır. Biz de tam anlamıyla bunu yaptık. Mourinho çok istekliydi diyor. Aziz Yıldırım'dan yüksek bir teklif almış bu arada. Bunu pazarlık kozu olarak kullanmayacağını da söyledi diyor. Yani Branco'yla görüştükten sonra Aziz Yıldırım gidip kazanmak için sert bir teklif yapıyor. Karşımızda anlaşmaya hazır bir insan vardı. Fenerbahçelilerin şunu anlaması lazım. Fenerbahçe global bir isim. Hocamızla görüştüğümüzde Fenerbahçe'nin kim olduğunu biliyordu. Şimdi Ali Koç oyuncular ile imza atılmadan konuşmuyor. Biz şu anda ciddi dünya yıldızlarıyla görüşüyoruz. Bakın arkadaşlar. Önemli husus burası. Biz şu anda ciddi dünya yıldızlarıyla görüşüyoruz. Hocamız onay verdiği takdirde bu transferleri bitirmek için harekete geçeceğiz. Transfer listemizde Karim Benzema yok. Sosyal medyada da dolaşan isimlerle ilgilenmiyoruz. Ama taraftarımızın gönlü rahat olsun. Büyük isimlerle buluşacağımızı düşünüyorum. Başkanımızın kafasında çok başka bir şey var. Yeni bir Fenerbahçe var diyebilirim diyor. Biz de en çok ondan korkuyoruz açıkçası da. Vallahi ne desem bilemedim. Avrupa'da başarı istiyor. Yani Galatasaray maçını izlemiş. Bu takım iyi dedi bize. Bu oyuncuların çıkacağı noktanın farklı olduğunu söyledi. Ancak tabii ki de transfer istiyor. Yalnız Jose Mourinho'nun hedefi Süper Lig'den çok Avrupa'da başarılı olmak diyor. Ama imza töreninde Süper Lig diyor. O da ayrı bir şey. Adil bir sezon olmadı. Ya bu takım sadece bir kez mağlup olmuş. En pahalı kadro bizde. Eğer ki en pahalı kadroyu kurarsan puanlar gelir. Basit bir matematiği var. Yani adil bir sezon olamadı. Şampiyon olamamıza en büyük sebep bu diyor. Ama gelecek sezon vallahi bu konuda etkim olmasa elimi taşın altına koymazdım. Ben garanti ediyorum önümüzdeki sezon adillik olacak diyor. Söz veriyorum çözeceğim bunu diyor. Aziz Yıldırım 600 milyon euro. Mourinho'yu Londra'ya bırakacağım diyor. Çoktan bırakmıştır. Ha, yılda 40-50 milyon getirecek projelerim var. Bana bu lazım lan. Hayatımda 10 mutlu anımı anlatsam 5 tanesi Fenerbahçe. Aklımda Fenerbahçe'den başka bir şey yok. Ali Koç bana Acun yürü diyecek. Ondan sonra tutun tutabiliyorsanız beni. Murat Ülker. Bu işte Ali Koç'u tam anlamıyla destekliyor. İnsanlar bizim gücümüzü bilmiyor. İş adamlarına projeleri götüreceğim. Bak neler olacak. Yılda 40-50 milyon euro getirecek projelerim var. Sadece medya projemden 15 milyon euro gelecek. Fenerbahçe çok büyük bir kurum. Biz deliyiz. Konu Fenerbahçe olduğunda her şeyi yapar. Dünyanın en büyüklerinden biri olabiliriz. Bakalım kimin ekonomisi daha büyükmüş? Bakacağız. Kimin ekonomisi daha büyükmüş? Bakacağız. Benim amcam Cumhurbaşkanı, ilçe başkanı. Şampiyonlar Ligi finalini izleyememiş. Euro 2024 hakkında konuştuk. Keşke fikstürünüz Gürcistan'da başlamasaydı. Son maç olsaydı diyor. Çok da doğru bir yorum. Gürcistan maça çok yüksek konsantrasyonla çıkacak. Hepimiz çeyrek final, yarı final hayal ediyoruz. Ben zannetmiyorum, onu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı'na derdi yok. Murat Ülker Ali Koç'u destekliyor. O kadar destekliyor ki sevgili Özgür. Murat Ülker için çok önemli bir isim. O ismi vermesi demek, ben oradayım çocuklar demek. Hani Acun Ilıcalı'nın konuşmalarından ne anlamamız lazım? Acun Ilıcalı'nın konuşmalarından ne anlamamız lazım? Aslına bakarsanız, bakın şöyle diyeyim, son dakika. Acun Ilıcalı tüm gerçekleri anlattı. Şampiyonluk bu yüzden gitmiş.
Ama seneye abi 3-4 dünya yıldızı gelecek. İsimler şöyle söyleyeyim. Sözleşmesi biten isimler tabii ki de öncelik. Bonservisi yok arkadaşlar. Bir. İkincisi ben Ali Koç'la ilgili kesinlikle ve kesinlikle defalarca ve defalarca ve ısrarla Taliska ismini duyuyorum ama zikretmemiş Taliska ismini. Hatta Ali Koç'un bizzat yakın bir dostuna yani bir sohbet içerisinde şöyle bir cümlesi var. İsteyen yalanlayabilir arkadaşlar. Ben bir şey diyemem. Hani Taliska'yı alacağım. Şimanski'yi satacağım diyor. Bu net bir cümle. Yani bildiğiniz net olarak Şimanski'yi satacağım. Taliska'yı alacağım diyor. Ha yapar yapamaz ben bir şey diyemem ona. Ben Ali Koç'un babasının oğlu değilim. Yapar yapamaz ben ona bir şey diyemem. Ben sadece duyduğumu söylüyorum. Ha Taliska çok mu iyi? Çok iyi. Şimanski geldiğinde, daha doğrusu ben Lincoln Henrik'e geldiğinde şöyle bir cümle kurmuştum. Fakir Taliskası demiştim. Şimdi fakir Taliskası böyleyken zengin Taliskası nasıl olur? Onu da siz bileceksiniz. Size bırakıyorum. Vallahi durumlar bunlar, duyumlar bunlar. Bir beğeni çok görmeyin. Görüşmek üzere.